Alo. Picasso ne haber ya? Ne yapıyorsun? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Kızım özledim ya. Ben de. Ya müsaitsen görüşelim mi? Ne dersin? Olur. Gel bu taraflara yemek yiyelim. İyi tamam. Hadi görüşürüz o zaman. Bak güzel bu. Buna da bakalım. Bakmadan alamayız. Böyle. Aa, bak ben bunu sevdim. Bir de bunu deneyelim. Hop. Yani. Allah Allah. Olabilir ama. Aa. Sermet. İşte erkekler böyle evlilik stresi basınca saçmalıyorlar. Sermet ne oldu? Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ay ne yapıyorum? Niye oradan oraya zıplıyorsun palamut balığı gibi Allah aşkına ya? Olmadı bir de... Tövbe. Yapardık da işte içeride insanlar var. Yoksa... Hı? Deniz yürü, benim sinirimi bozma, yürü. Ne olur. Hadi yürü, yürü. Alo, canım benim, geldim ben, neredesin? Ha, geliyorsun, tamam, tamam, hadi görüşürüz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ben bir su alayım ya. Burası. Ay, biraz sıcak mı ne? Nerede işte, süper oldu bu fon. Şimdi gideceğim Amsterdam, Londra, New York. Yapma ya. Ne zaman gidiyorsun? Vizeler hallolsun. Onu bekliyorum. Yakında. Özleyeceğim ben seni ya. Ben de. Deniz ne yapıyor? İşte onlar evleniyorlar haftaya. Ama yani şiddetli iz boyu. Kapılar, pencereler her gün havada uçuşuyor. Tabii bilmiyorum evlendikten sonra ne olur da. Aslında ben onu son kez evlenirken görsem uzaktan. Yani o görüntü aklıma kazınsa, gittiğinden emin olsam. Ayarlarım ben bir şeyler. Tamam, ayarlarım ben. Yaparım ben sana bu kötülüğü, tamam. Hayatım, son düzeltmeleri de yapıyorum. Bir saniye. Ama bak burası pot yapıyor. Orayı bak. Dikiş bittikten sonrası hiçbir problem kalmayacak. Çok sıcak, cammam yok. Herhalde mu bir şey? Tamam, götür. O ne? Hayır, o ne? Sen, o yok yok, o güzeldir. Güzel o, değil mi? Yok yok, o hiç yakışmaz size. Bu çok harika. Oldu. O ne ya? Çıkar şu gözlüğü. Ya canım sıkıldı. Acıktım, 8 kilo kan pompalıyorum. Başım döndü. Şu an bir daha bakalım aynadan. Olmadı, bu hiç olmadı. Aa, çok yakıştı, lütfen. Batırdın. Ay. Batırdın, iğneyi batırdın ya. Çok üzüldüm, hayır. Bilmiyorum, bir şey olmadı yani, bilmiyorum. Ama tam vücudunuzda oturdu. Narin. Bu olmaz, boyu uzun. Bayılacağım gerçekten. Ne var boyunda? Taktın boyuna. Boyu uzun bunun. Platformla mı gidecek? Ne yok, yapacak düğüne? Yok, ben ölçüsünü aldım, onu keseceğim. Ay, kaç metreye topuk giyecek? Olmaz bu, olmaz. 4 metre. 1.85'lik Narin konuşuyor. Ay canım, yemin ederim çok acıktım. Yeter, çocuk aç burada ya. 8 gün. Ya aklımın tıpası. Gönlümün kandili. Bu yatağı sen beğenmedin mi? Üzerinde palamut gibi zıp zıp zıplamadın mı Allah aşkına? Öf, geçti o. Tamam, istemiyorum artık. Ben baktım yatağı koyunca odayla şeyi tutmuyor, frekansı tutmuyor. Vazgeçtim. Ali, bana bir tane mimar bulun. Ver Rafet. Gelsin bu odayı. O yatağın frekansına göre ayarlasın her şeyi. Abi istiyorsan şey yapalım yani. Sen git bir otelde istirahat et. Hani biz de orada yengeyle yıkıp dökelim ortalığı. Oo, şeytanın aklına gelmez. Çok güzel. Düğüne 2 gün kala bana haber verirsiniz. Öyle mi Sermet? Çok yaratıcı. Bravo. Hadi Deniz. Bay bay. Hadi hadi. Deniz. Hadi canım, hadi. Lan Rıfat, yürü. Koş. Ali, sen gel buraya. Bu ne be abi? Böyle mi olacak yani? Geçecek günler bunlar. Hani kritik şimdi. Tam bir her şeye karar verirsin. Sonra rahat rahat oturursunuz. Ne oldu? Ne bu halin?
Bu gece son bir defa çıkalım mı? Ne demek son bir defa ya? Hani çıkmayacaktık bu gece. Dün gece çok içtim ben. Ben hiç iyi değilim. Çıkamam yani bu gece. Beni yarın taburcu ediyorlar. Ne? Niye? Olmaz. Sen iyi değilsin. Hiçbir yere gidemezsin. Sen ya şey yaparsan ya yine intihar edersen. İyiymişim işte. Sen bana iyi geldin. Sen iyisin git dediler. Olmaz. Şey yapsan sen ya yine bir şey yap ya. Yine intihar etsene sen. Irmak. Benden ayrılmaman için hap yutup intihar mı edeyim? Onu mu istiyorsun? Saçma oldu. Evet. Ben hem de ne saçma. Çok saçma yani. Öyle demesin. İyiymişim ben. İyiyim falan desin. Hatta sonra şey desin. Ben gideceğim doktora sana aşık olduğumu söyleyeceğim. Beni o zaman işte sonsuza dek burada tutarlar falan desin. Allah Allah. Neden? Ya neden işte kışkırtacak kızı. Ben iyiyim diyecek hani. Dışarı çıkabiliyorum. Kız da oğlan için çarpışacak. O da iyi olmak isteyecek. Dışarı çıkmak isteyecek. Evet ya. Dışarıda yeni bir yaşam kuracak kendisine. Böylelikle o sevgi onu iyileştirecek. İyi olacak. Ama Sermet Bey. Bu işin bir yalan, bir düzmece olduğunu öğrendiği zaman ne olacak o arıma? Müstahak ona. Yani siz iyi gidiyorsunuz. Bakın bu hikaye çok güzel. Elinize sağlık vallahi yani. Çok şaşırdım, sen beni çok şaşırttın. Yani yemin ediyorum yakında itfaiye gelse onları ayıramaz. Vallahi öpüp duruyor zaten kızı. O zaman daha fazla ileriye gitmeden ben Deniz'i alayım, bir kliniğe götüreyim yani. Fena. Öpüşmeden eve gitmiyorlar herhalde değil mi? Abi bilemiyoruz ki hani. Nereden bileceksin ki? Yan taraf orman abi. Geziyorlar öyle. Hani bir yere kadar. Ben Deniz'i kliniğe götüreyim bir an evvel de. Devam etsenize. Okuyayım mı kalın? He. Canım benim. Ne güzel görünüyorsun. Işıl ışılsın ya. Çok iyiyim çok. Siz nasılsınız? İyiyiz. Ne haber Sermet? İyiyim. Bak sen nasılsın? Bunlar sana. Teşekkür ederim. Ya çok iyi geldi bana burası. O kadar ihtiyacım varmış ki böyle nefis bir tatil gibi. Terapi, spor, bir sürü film izliyorum, bir sürü kitap okuyorum. Çok güzel dostluklar da kurdum arada. İyiyim yani. Güzel. Gel şöyle. Otur. Canım. Irmak. Biz haftaya evleniyoruz. Senin de yanımda olmanı istiyorum. Sahi mi? Büyük gün geldi çattı ha. tabii ki ben de orada olmak istiyorum. Yazılı izin lazım sadece. Canım sıkıntı yapma. Ben Ali'yi gönderirim, buraya aldırırım seni. İstersen düğünün önce de çıkarsın, bir alışveriş falan yaparsın kendine. Ya benim buradan bir arkadaşım gelse sorun olur mu sizin için? Ha, buradan bilemedim ki şimdi ben. Kim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.